dünyanın tüm paganizmlerinde, tüm putperestliklerinde, tüm şirklerinde baş tanrılar erkektir. Neden? Çok ilginç değil mi? Müşriklerin Allah algısı da böyleydi. Ama şöyle bir itiraz gelebilir ateist arkadaşlardan. Ama Kur'an'da Allah lafzı da erkek dil bilgisi üzerinden taşınıyor. Bunu Kur'an değiştirseydi ne olurdu? Yani bunu Ellat veya İlahe yapsaydı o zaman da Allah dişi mi diyecektiniz? Öyle diyecektiniz. Onlar da diyecekler. Öyle yapmadı. Ama Kur'an bir devrim yaptı. Allah algısını düzeltmek için müşrik Allah algısına bir devrim yaptı. Ne yaptı? Bismillah, Errahman, Errahim. Yani güç sıfatlarını eklemedi besmeleye. Ne yaptı ya? Şefkat ve merhamet sıfatlarını ekledi. Kadınların doğurganlık organına isim olmuş olan Rahim, Allah'ın bir sıfatı oldu. Ne demek bu? Şefkatin denizi. Sonsuz şefkat, sonsuz merhamet sahibi bir Allah. Onun için müşrikler Rahman'ı reddettiler. Rahman da neymiş dediler. Hatta Süheyl bin Amr, Hudeybiye anlaşmasını yazdırırken Rahman'ı özellikle itiraz etti. Onun için Er-Rahman suresinin birinci ayeti Rahman da neymişin cevabıdır. Er-Rahman, Rahman mı? Allame, öğretendir. Yani niye Rahman'a bu kadar düşmandır müşrik algısı? Zira şefkat zayıflık olarak görülüyordu. Evet, şefkat zayıflık olarak görülüyordu. Bugün bir yerlerden hatırlıyor musunuz? İçinde bulunduğunuz toplumdan hatırlıyor musunuz? Müşriklerin aynı zihniyeti bugün de devam ediyor. Şefkat zayıflık gibi görünüyor. Oysa şefkat güçtür. Asıl güç şefkat ve merhamet. Vurarak eğdiremediğinizi şefkatle eğdirirsiniz. Terbiye de budur zaten.